sahibi kiranın ödendiği banka hesaplarını kapatıyor. Neden kapatıyor? Buradaki amaç ne? Kiracıyı zor duruma düşürmek mi? Ne bu? Aslında tabii ki şimdi sebebini hani niyet okumak gibi olur. Bir şey diyemeyebiliriz. Tabii ki genel anlamıyla kiracısının o hesaba para yatırmasını engellemek istediği olarak genel bir yargılama yapabiliriz. Şöyle, neredeyse sizler de haberlerini yapıyorsunuz. İşte bir ayda bir, iki ayda bir hep bir yeni şey buluyoruz. İşte ev sahibinin kiracısını tahliye etmek için bir model, bir arayış içerisinde girdiğini görüyoruz. Bu arayışın temel sebebi de işte kira fiyatlarındaki o büyük artış. Kiracı ve mal sahibi anlaşamıyor. Eski kiracı için özellikle içeride kalmış ve yaklaşık 3 yıldır, 4 yıldır içeride olan kiracının bir şekilde çıkmasını istiyor mal sahibi. Kirasını arttırma talebi karşılık görmediği takdirde. İşte sizin bahsetmiş olduğunuz hesap kapatma da böyle bir şey. Şimdi hesap kapatma konusunda şunu söyleyebiliriz. Biz kira borcunu şöyle algılamamız gerekiyor. Tüm vatandaşlarımız da böyle algılamalı. Kira borcu bir para borcudur. Yani kira borcu para borcu olduğu için ödenmek zorundadır. Hiçbir zaman ödemem, sen hesabını kapattığın için ben ödemek zorunda değilim, kiracı diyemez. Şimdi hesabını mal sahibi başka sebeplerle de kapatmış olabilir, bunu bilemeyiz. Ama hesabı kapatıldığı anda kiracının karşısında şöyle bir durum ortaya çıkar. Bankaya gidip ödüyorsa bankacı, yani orada çalışan memur bu hesaba para yatırılamadığını söyleyecektir. Yani o hesabın kapatıldığı bilgisini verecektir. İnternet üzerinden bir ödeme yapılıyorsa da para geri dönecektir hesaba, biliyorsunuz sizin kendi hesabınıza. Bu durumda sizin yapmanız gereken şudur. Yani vatandaş şunu düşünmemeli. Kiracı, aa tamam şimdi ben bir sözleşme yaptım. Bu sözleşmede de şu hesaba kira yatırılmalıdır yazdığı ve doğal olarak da o hesap kapatıldığı için ben artık bu kirayı ödemek zorunda değilim diyemez. Yapacağı iki tane yol var kiracının. Nedir? Bir, PTT'ye gidecek, konutta ödemeli kira bedelini ödeyecek. Şimdi bu tabii bunun şöyle bir sakıncası da var. Konutta ödemeli kira ödemesi yaparsa, eğer mal sahibi onu çekmez ve almazsa o parayı, 30 gün içerisinde almazsa kiracı temerrüte düşer. Yani kiracı bunu yatırdığında mal sahibi alırsa bir sorun yok. Ama asıl önermek istediğim ikinci yöntem, doğru olan şudur. Bizim ödeme yeri tayini dediğimiz borçlar kanunumuzda olan bir yöntem vardır. Yani kiracı bu tür durumlarla karşılaştığında gidecek, çok basit bir dilekçedir bu. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ben mal sahibine kiramı ödüyordum ancak mal sahibi hesabını kapatmış veya bu hesaba ulaşamıyorum. Bu hesaba ulaşamadığım için bana bir ödeme yeri tayin et diyecek mahkeme hakimine. Sulh Hukuk Hakimi de mal sahibi adına bir hesap açacak. Yani sizin adınıza, yani mal sahibi adına bir hesap açacak. Siz de artık o hesaba kira bedelini ödemeye devam ettiğiniz müddetçe de sorumluluğunuzu yerine getirmiş sayılacaksınız. Yani hesabın kapatılmış olması kiracıyı kira borcunu ödeme yükümlülüğünden kurtarmaz. Bunu özellikle vatandaşlarımız bilsinler. O uyanıklık yapıyor olabilir ama siz de tamam bak bu uyanıklığı yapıyor. Ben de ödemeyeyim demeyeceğiz. Demeyeceğiz. Demeyeceğiz.